bana gelen hastalarımızın ilk söyledikleri şey, doktor bey ben bomiyot olmak istiyorum ama çok büyük olmasın, çok küçük olmasın. İşte bunları bütün nasıl belirliyoruz? Hastanın bir kere beklentilerini öğrenmemiz gerekiyor. Kimisi biraz büyük istiyor, kimisi doğal istiyor, kimisi çok büyük olmasın, bir beden büyüsün diyor. İşte bütün bunları yaparken bir karşılıklı konuşma gerekiyor. Bana genellikle e-mail'le veya böyle internet üstünden bir takım sorular geliyor ama bunları tabii internette falan konuşmanız mümkün değil. Dolayısıyla birebir karşılıklı görüşmeniz gerekiyor. Ben neye bakıyorum? Hastanın bir kere mesleğine, yaptığı işe, yaşına, vücut yapısına, bütün bunlara bir kere bir önden bakıyorum. Daha sonra hastanın vücut yapısı, boyu uzun mu, boyu kısa mı, göğüs duvarı geniş mi, dar mı, omuzları geniş mi, boynu uzun mu, dar mı, kısa mı, kilolu mu? Bütün bunları değerlendirerek bir sonuca, bir ölçüye varmamız gerekiyor. Bunlar için çeşitli modellemelerimiz var. Hastaya ben gösteriyorum, işte ayna karşısında bakıyorum. Bittiğinde böyle olacak, şöyle olacak. Birebir canlı protezi hasta yani koyduğu zaman bittiğinde nasıl hissedeceğini elleriyle böyle kontrol ederek anlayabiliyor. Dolayısıyla benim kendi plastik cerrah ve estetik cerrah olarak tercihim şu: her hastaya farklı ve belirli şey kriterlere uygun olan bir ölçüde yapmak. Yani hasta çok uzunsa küçücük meme yapmanızın bir anlamı yok. Çok büyük de yapmanız güzel olmuyor, doğal olmuyor. Ama mesela bu hanım bir sahne sanatçısıysa, bir dans eden bir hanımsa veya şarkı söyleyen bir hanımsa, o zaman biraz daha hani göze hitap eden, görüntüye hitap eden bir görüntüde olması lazım. O zaman ona göre birlikte belirliyoruz. Ve bu hanım bir bankacıysa ona göre bir şey yapıyoruz. Bu hanım işte bir şirket yöneticisi ise ona göre bir şey yapıyoruz. Yani hastanın mesleki, yaşamı, sosyal hayatı, sosyo-kültürel çevresine göre de bunları belirliyorum ama temel olarak da hastanın bir kere bunu yaptığınızda güzel görünmesi lazım. Yani hoş durması lazım. 1.78, 1.79 bir hanımda küçücük limon gibi memeler yapmanız hiçbir estetik görüntüsü olmaz. Dolayısıyla ona biraz daha büyük yapmak lazım. Ama mesela 1.50, 1.55 boyunda bir hanıma da böyle kocaman meme yapamazsınız. O zaman da boyunu daha kısa gösterir, daha kilolu gösterir, giydiği kıyafetler yakışmaz. İleride, hele bu de genç hanımsa, ileride hamilelik geçirecektir, kilo alacaktır, vücudun şekli değiştirecektir. Bütün bunları tabii ki olabildiği kadar, öngörebildiğimiz kadar bir ölçüde değerlendirmeye çalışıyoruz. Tabii bu bir aşağı yukarı bir yarım saat, bir saatlik bir konuşma gerektiriyor ve bir değerlendirme gerektiriyor. Buna hastamızla birlikte karar veriyoruz.